Tonguç Akademi'den herkese merhabalar. Bugün sizlerle 10. sınıf tarih 1. dönem 1. yazılı videosuyla birlikte olacağız. Hazırsanız başlayalım. Evet arkadaşlar konu başlıklarımıza geçmeden önce sizler için hazırladığımız yazılı notları kitabımıza bir bakalım. Özellikle burada sınavlarınızda çıkacak olan konuları daha iyi bir şekilde öğrenmek, sınav konularını tekrar etmek ve yazılıya hazırlanmak isteyen arkadaşlarım bu kitaba ulaşabilir. Kitabımızı incelediğimizde özellikle burada birinci yazılı ve ikinci yazılıya ait notlarımızın olduğunu görüyoruz. İçeriğine baktığımızda her derse ait kısa bir özetin olduğunu burada da tarih kısmını görüyorsunuz arkadaşlar. Özellikle tarih kısmında birinci ve ikinci ünite ait kısa bilgilerin özet bir şekilde verildiğini görüyoruz. Burada çalışmamızı yaptıktan sonra hemen konuyu daha iyi pekiştirmek için Dinamo Soru Bankası'ndan sizler için hazırladığımız sınava hazırlık kısmına bakabilirsiniz. Yine burada yorum sorularımız, bilgi sorularımız ve aynı zamanda sınava hazırlık adı altında hazırladığımız doğru yanlış, bulmaca ve boşluk doldurma sorularımız mevcut arkadaşlar. Eğer ola ki örneğin bir soruyu çözemediniz, çözemediğiniz sorunun cevabına ise yukarıdaki kare kodu okutarak sorunun cevabına ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi ilk önce hem önceki anlattığım videoları izleyerek, ardından yazılı notlarını inceleyerek ve sonrasında konuyu daha iyi pekiştirmek ve sınavlardan 100 almak istiyorsanız Dinamo'dan da size verdiğim, göstermiş olduğum yazılıya hazırlık kısmını çözerek sınavlardan 100 alabilirsiniz arkadaşlar. Şimdiden hepinize kolay gelsin. Hazırsanız başlayalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar sizler için hazırladığımız öğrenci notlarına bir bakalım. Burada iki üniteden size söz edeceğim. Birinci ünitede yerleşme ve devletleşme sürecinde Selçuklu Türkiye'si, ikinci ünitede ise Beylik'ten Devleti Osmanlı siyaseti konu başlıklarını göreceğiz. Konu başlıklarımızı bir hatırlayalım. İsterseniz siz de ekran görüntüsünü alın buranın. Dediğim gibi birinci üniteden sorumlu olacağınız konu başlıkları bunlar olacak arkadaşlar. Anadolu'da yapılan ilk Türk göçlerini, Anadolu'nun Türkleşme ve devletleşme sürecini etkileyen 1071 Malazgirt Savaşı'nı unutmayalım arkadaşlar. Bu savaş önemli. Okullarda yapılan sınavlarda özellikle hocalarınız bu tarihe dikkat çekecektir. Biliyorsunuz ki bu tarihten sonra Birinci Beylikler dönemi Anadolu'da başlayacaktı ve Anadolu'nun Türkleşmesinde etkili olan devletimiz Türkiye Selçuk Devleti olacaktı. Ardından Hay Seferleri gerçekleşmiş ve Anadolu'ya Moğol istilası başlamıştı ve Anadolu'da ikinci beylikler dönemi başlamıştı arkadaşlar. İkinci beylikler dönemi içerisinde yer alan bir beyliğimiz vardı ve daha sonrasında burada beylikten devlete geçiş tamamlayıp burada tekrardan bir Türk hakimiyetini oluşturacaktı. Osmanlı kuruluş döneminden bahsediyorum size arkadaşlar. Yine kuruluş dönemiyle ilgili bazı önemli tarihçilerimizin görüşleri vardı. Kuruluş dönemi gelişmeleri yani kuruluş dönemi padişahları ve bu dönemde yapılan savaşlar, barış antlaşmaları bizim için önemli olacaktı. Kuruluş döneminde biliyorsunuz Osmanlı Devleti'nin en çok siyasi ilişkiler kurduğu devlet Bizans olacaktı. Birinci Murat döneminde yapılan Balkan fetihleri bizim için önemli. Yine Anadolu'da Türk siyasi birliğini sağlama yönelik atılan adımlar da bizim için önemli arkadaşlar. Dediğim gibi ikinci üniteden ise sorumlu olduğunuz konu başlıkları bunlar. Bazı okullar ikinci üniteye geçmemiş olabilir ama biz sizleri düşündük hem birinci üniteyi hem ikinci üniteyi kapsayacak şekilde sınav çalışmamızı hazırladık arkadaşlar. Şimdi hazırsanız doğru yanlış sorularımızla başlayalım. Birinci sorumuza baktığımızda 1177 Hıddin Savaşı ile Selahaddin Eyyubi Kudüs'ü Haçların elinden alarak 3. Haç Seferi'ne sebep olmuştur demiş bize arkadaşlar. Hatırlayalım Haç Seferlerini. Müslüman topraklar üzerine yapılmış, Kudüs üzerine yapılmış seferlere biz haç seferleri diyorduk. Üçüncü haç seferinin yapılmasının nedeni ise Selahattin Eyyubi'nin Kudüs'ü almasıydı. Dolayısıyla buradaki bilgimiz arkadaşlar doğru. İkinci soru da Anadolu'nun ilk medresesi olan yağı medresesi Mengücekliler tarafından inşa edilmiştir demiş bize. Hatırlayalım birinci beylikler döneminde yağı medresesini açan Tokat'ta açan beyliğimizin adı Mengücekler değildi. Danışmentlerdi arkadaşlar. Yine bu bilgiyi hatırlamış olduk. Dolayısıyla buradaki bilgimiz yanlış arkadaşlar. Üçüncü sorumuza baktığımızda birinci Murat Bizansların elinden Çimpe Kalesi'ni alıp ilk defa Rumeli'ye geçiş yapmıştır demiş bize. Hatırlayalım bu bilgi Orhan Bey dönemine aitti. Orhan Bey döneminde biz Bizans'a yardım etmiştik. Kante Kuzen de yardımlarımız doğrultusunda bize Çimpe Kalesi'ni vermişti. Dolayısıyla buradaki birinci Murat bilgisi yanlış. Buraya Orhan Bey bilgisi gelmeli. Yine üçüncü sorunda cevabı yanlış arkadaşlar. Dördüncü soruya baktığımızda şöyle bir bilgi var. Orhan Bey Bursa'yı fethederek Osmanlı Devleti'nin başkenti yapmıştır demiş bize. Hatırlayalım Osman Bey ölmeden önce oğlu olan Orhan Bey bir vasiyette bulunmuştu ve dolayısıyla Orhan Bey de Bursa'yı fethederek Osmanlı Devleti'nin yeni başkenti olarak ilan etmişti. Bu bilgimiz doğru arkadaşlar. Beşinci soruya baktığımızda 1230 Yassı Çemen Savaşı'nda Türkiye Selçukları Moğollara yenilmiş ve Anadolu'da ikinci beylikler dönemi başlamıştır demiş bize. Hatırlayalım arkadaşlar Türkiye Selçuk Devleti 1230 yılında Yassı Çemen Savaşı'nda Harzemşahları yenilgiye uğratmıştı. Sonraki süreçte bunu unutmayalım. 1243 yılındaki Köse Dağ Savaşı'nda ikinci beylikler dönemi başlıyordu. Dolayısıyla buradaki bilgimiz yanlış arkadaşlar. Doğru yanlış sorularımıza devam edelim. Altıncı sorumuza baktığımızda haç seferleri sonucunda Avrupa'da feodalite zayıflarken... Krallıklar güç kazanmıştır demiş bize Haç seferlerinin sonuçlarına baktığımızda özellikle savaşlara katılan feodal beylerin öldüğünü ve dolayısıyla Avrupa'ya geri dönemediğini krallıkların ise güç kazandığını görmüştük. Burada dolayısıyla buradaki bilgimiz doğru olacak arkadaşlar. Yedinci soruya baktığımızda Türkiye Selçuk devletinde donanma komutanına Emirül Sevahil ya da bir diğer adıyla Reysül Bah dediğimiz kişi bakıyordu. Yine buradaki bilgimiz doğru arkadaşlar. Kısa bir hatırlatma yapayım size. Kara ordusu komutanına da biz ne diyorduk arkadaşlar? Emirül Ümera diyorduk. Yine bu bilgiyi unutmayalım. Sekizinci sorumuza baktığımızda Osmanlı Devleti'nde ilk dini ve sosyal nitelikte ayaklanma Şeyh Bedrettin olayıdır demiş bize. Dolayısıyla buradaki bilgimiz de doğru arkadaşlar. 1402 Ankara Savaşı'ndan sonra 1. Bayez Timur'a esir düşmüş ve Osmanlı Devleti'nde Fetret Devri başlamıştır demiş bize. Hatırlayalım Ankara Savaşı'nda Osmanlı Devleti yeniliyordu. 1. beyaz esir düşüyordu. E haliyle tekrardan Anadolu'da e, bir otorite boşluğu oluyordu. Ve Fetret Devri dediğimiz yani hükümdarsız geçilen bir süreç vardı. 11 yıllık bir süreçti. Bu bilgimiz doğru arkadaşlar. 10. soruya baktığımızda. İlk Osmanlı Bizans Savaşı Sırp Sındığı Savaşı'dır denmiş bize. Arkadaşlar buradaki bilgimiz yanlış. İlk Osmanlı Bizans Savaşı hatırlayalım. 1302 yılında yapılan Koyunhisar Savaşı'ydı arkadaşlar. Dolayısıyla buradaki bilgimiz yanlış. Doğru yanlış sorularımızı bitirdik. Evet arkadaşlar sırada eşleştirme sorularımız var. Burada eşleştirme sorularına baktığımızda Türkiye Selçuk Devleti'ne ait divan türlerini görüyoruz. İlk sorumuza baktığımızda ağır siyasi suçlara bakan divandır denmiş bize. Hemen eşleştirelim. Birinci sorunun divan türü hangisi olacak arkadaşlar? D'de bulunan divanı mezalim olacak. Hemen buraya D yazdık. İç ve dış yazışmalardan sorumlu divandır denmiş bize. Bu divanımızın adı da hatırlayalım divanı inşa olacaktı. Dolayısıyla ikinci sorumuza da F yazıyoruz. 3'e bakalım. Mali işlere bakan divandır denmiş bize. Hemen divanı istifayı bulalım. A şıkkında yer almış. Hemen buraya da A yazalım. Dördüncü soruya baktığımızda arazi defterlerini tutan ve ikta dağıtan divandır denmiş bize. Hatırlayalım pervane divanı vardı ve arazi defterlerine bakıyordu. Dolayısıyla Dördüncü sorumuza G yazıyoruz arkadaşlar. Beşinci sorumuza bakalım. Askeri işlerden sorumlu divandır denmiş. Hatırlayalım. Askeri işlere bakan divanımızın adı divanı arzdı. Dolayısıyla 5'e de H yazıyoruz. Altıncı soruya bakalım. Askeri ve hukuki işler dışında her türlü faaliyetlerin denetimini yapan divan türü ise divanı işraftı arkadaşlar. Buraya da C şıkkını yazıyoruz. Yedinci soruya baktığımızda istihbaratçılık ve postacılık görevinden sorumlu divandır denmiş bize. Haliyle burada 5 şıkkında bulunan divanı Berit olacak. 8'e baktığımızda padişah mer Sekize baktığımızda padişah merkezde olmadığı zaman yerine bakan divandır denmiş. Bu divanımızın adı da saltanat niyabeti yani niyabet saltanat divanı olacak. Dolayısıyla buraya E yazacağız arkadaşlar. Dediğim gibi okulda olduğunuz sınavlarda hocalarınız buradan soru sorabilir. Dolayısıyla buranın ekran görüntüsünü alalım. Güzel bir şekilde bu kısma çalışalım arkadaşlar. Evet sırada bir bulmacamız var. Hemen bulmacamızı hızlı bir şekilde, keyifli bir şekilde çözelim. Bir bakalım. Birinci soruda bize bir bölgeyi Türkleştirmek ve İslamlaştırmak demiş bize. Hatırlayalım arkadaşlar. Özellikle Birinci, Orhan Bey döneminde ilk defa uygulanacaktı. Ancak yoğun bir şekilde İskan politikası birinci Murat döneminde Balkan fetihlerinde uygulanan bir siyasetti. Bire ne yazacağız arkadaşlar? İskan yazacağız. İkinci sorumuza baktığımızda gayrimüslimlere uygulanan hoşgörü politikasıdır. Yine kuruluş döneminde yapılan fetihleri kalıcı hale getirmek için uygulanan önemli politikalardan bir tanesiydi. Dolayısıyla ikinci kısımda biz İstimalet yazacağız. İstimalet politikası. Üçüncü soruya bakalım. İstanbul'u kuşatan ilk Osmanlı hükümdarı denmiş bize. Hatırlayalım. İstanbul'u ilk defa kuşatan Osmanlı padişahı kim olacaktı? Birinci Bayezid. Hemen onu da dolduralım. Evet dördüncü sorumuza baktığımızda. İlk yeniçeri isyanı denmiş bize hatırlayalım. İlk yeniçeri isyanı 2. Murat döneminde ortaya çıkacaktı. Bu isyanımızın adı ise buçuk tepe isyanıydı arkadaşlar. Hatta burada yeniçerilerin maaşlarına buçuk oranında zam yapıldığı için bu isyanın adı buçuk tepe isyanıydı. Dördüncü sorumuza yeni bir maddesi var. Ona da bir bakalım. Anadolu'da çıkan ilk dini nitelikte isyan. Hatırlayalım Türkiye Selçuklu Devleti döneminde ortaya çıkmıştı. 1200 tarihinde özellikle Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılma sürecine girme noktasında önemli bir isyan olacaktı. Bu isyanımızın adı Baba İshak İsyanı'ydı. Bunun bir diğer adı daha var. Hatırlayalım bir diğer adı da neydi? Baba Aylar İsyanı'ydı. Beşinci sorumuza baktığımızda Anadolu'da kurulan ilk beyliktir demiş bize. Hemen bulalım beşi. Hemen buraya Saltuklular yazmamız gerekiyor. Hatırlayın 1072 yılında Saltuklar Anadolu'da kurulan ilk beylik olacaktı. Geliri yardım kuruluşlarına kalan topraklar ise arkadaşlar vakıf arazileriydi. Özellikle yardımlaşmayı amaçlayan vakıf kuruluşları bu arazilerden gelir elde ediyordu. Ve dolayısıyla yardıma muhtaç olan insanlara yardımı ulaştırıyorlardı. Yedinci soruya baktığımızda Selçuklu Sultanları'nın aldığı ünvanlardan bir tanesidir demiş bize. Hemen hatırlayalım Selçuklu Sultanları özellikle Melik, Hakan, Han, İlik gibi ünvanlar alabiliyorlardı. Bunlardan bir tanesi de ne arkadaşlar? Melik olacak. Burada bulmacamızı tamamlamış olduk. Yine dediğim gibi iskan ve istimalet siyasetine iyi çalışın arkadaşlar. Hocanız sınavlarınızda size bu bilgileri sorabilir. Evet şimdi de harita üzerinde birinci beylikleri yerleştirelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi bir boşluk doldurma sorusu görüyorsunuz. Harita üzerinde birinci beylikler dönemini bir hatırlayalım. Arkadaşlar 1071 yılında Malazgirt Savaşı'ndan sonra Sultan Alparslan Türk komutanlarına demişti ki gidin Anadolu'yu fethedin demişti. Böyle bir hak tanımıştı onlara ve bazı Türk komutanları Anadolu'ya gelerek e, farklı beylikler kurmuşlardı. Hemen birinci beylikler dönemini bir hatırlayalım. Hangi beylikler harita üzerinde nerede kuruldu? Bunları bir yerleştirelim. Arkadaşlar 1072 yılında biliyorsunuz özellikle Erzurum civarında burada Saltuklular kurulacaktı. değil mi Hemen yan tarafında Erzincan ve civarında Bengücekliler hatırlayalım. Bengücekliler. Onun yanında özellikle Sivas, Tokat, Niksar bölgesinde faaliyet gösteren başka bir beyliğimiz daha vardı. Danışmentliler. Yine bunu danışmentleri de bu kısma yazalım. Danışmentler dedik. Mardin, Harput, Elazığ bölgesinde, Diyarbakır bölgesinde kurulan beyliğimizin adı ise hatırlayalım. Artuklardı. Hemen biraz daha do batıya doğru ilerleyelim. Batı kısmında İzmir ve çevresinde kurulan beyliğimizin adı Çaka Beyliği'ydi. İlk Türk donanması da yine e, Çaka Bey tarafından kurulacaktı arkadaşlar. Bu bilgiyi de yine unutmayalım. E, bu beylikler içerisinde zaman içerisinde yükselip bu bölgede Anadolu'da Türk siyasal birliğini sağlayan devletimizin adı ise arkadaşlar Türkiye Selçuklu Devleti'ydi. Hatırlayalım ilk aşamada Türkiye Selçuklu Devleti İznik merkezli kuruluyordu. Sonraki süreçte yapılan haç seferleri sonucunda başkentimizi değiştirip Konya bölgesine alıyorduk arkadaşlar. Yine dediğim gibi bu bilgi de önemli. Türkiye Selçuklu Devleti birinci haç seferi sonucunda ne yapacak arkadaşlar? Başkentini Konya'ya taşıyacak. Bu bilgiyi de unutmayalım. Evet sırada boşluk doldurma sorularımız var. 10 tane sorumuzla karşınızdayız arkadaşlar özellikle bu boşluk doldurmaları yaptıktan sonra okulda sorulacak tüm boşluk doldurma sorularını yapabilirsiniz arkadaşlar. Hazırsanız bir bakalım. Bize demiş ki Osmanlı Devleti nokta nokta beyliğinden çeyiz yoluyla Kütahya, Simav, Tavşanlı ve Emet'i alarak topraklarına katmıştır demiş. Buraya gelecek beyliğimiz arkadaşlar kim olacak? Germiyanoğulları olacak. Hemen buraya Germiyanoğulları yazalım. İkinci sorumuza baktığımızda Fetret devrine son verip Anadolu'da tekrardan otoriteyi sağlayan hükümdar nokta noktadır demiş. Hatırlayalım Çelebi Mehmet yani birinci Mehmet kardeşleriyle yapmış olduğu mücadelede galip gelecekti ve Anadolu'da tekrardan otoriteyi sağlayacaktı. Dolayısıyla Anadolu'daki Fetret devrine son verecekti. Buraya birinci Mehmet yazıyoruz arkadaşlar. Hemen buradan bulalım. Eleyelim birinci Mehmet'i buradan eledik. Üçüncü sorumuza bakalım. Türkiye Selçuk Devleti Oğuzları hatırlayalım. Türkiye Selçuk Devleti Oğuzların kınık boyundan geliyordu arkadaşlar. Osmanlı Devleti ise Oğuzların kayı boyundan geliyordu. Yine arkadaşlar bu bilgi önemli. Okullarda olacağını sınavda bu bilgiden soru gelebilir arkadaşlar. Buradaki bilgiye dikkat edelim. Dördüncü soruya bakalım. Birinci ay Seferi sonucunda Türkiye Selçukları Başkentini hatırlayın daha demin söz etmiştim. İznik'ten nereye taşımıştı? Sesinizi duyar gibiyim. Konya'ya taşımıştı arkadaşlar. Beşinci soru da 1176 yılında hatırlayalım Miryo-Kefalon Savaşı yapılmıştı. Miryo-Kefalon Savaşı ile birlikte Türkiye Selçuk Devleti bir kere daha Bizansları yenilgiye uğratacaktı. Ve bu savaşın sonucunda artık Anadolu'nun Türk yurdu olduğu kesin bir hale gelecekti, değil mi? Altıncı soruya baktığımızda nokta noktanın kurduğu donanma ilk Türk donanmasıdır. 1081 yılı Türk Deniz Kuvvetleri'nin kuruluş yılı olarak kabul edilir. Yine birinci beylikler dönemi içerisinde yer alan Çaka Bey'i, Çaka Beyliği daha doğrusu ilk Türk donanmasını kuracaktı arkadaşlar. Yedinci soruda Anadolu'ya ilk Türk göçü 395 yılında hatırlayalım Avrupa Hunları tarafından gerçekleştiriliyordu. Dolayısıyla buradaki boşluğa Hunlar yazmamız gerekiyor. 8. soruya baktığımızda kendilerini Türkiye Selçuk Devleti'nin varisi olarak gördükleri için Osmanlı Devleti'nin otoritesi altına girmek istememiş ve Osmanlılara karşı yapılan ittifaklarda yer almıştı. Burada bize bir beylik sormuş. Hatırlatma yapalım hemen. Karamanoğulları dediğimiz beylik kendisini Konya ve civarında kurulduğu için Anadolu Selçuk Devleti'nin varisi olarak görüyordu. Ve dolayısıyla Osmanlı'ya karşı yapılan ittifaklarda yer alıyordu. Buraya da Karaman oğulları diyeceğiz arkadaşlar. Dokun soruya baktığımızda Türkiye Selçuk Devleti'nde hukuk ikiye ayrılıyordu. Bir tanesi şeri, bir deri de örfi hukuktu arkadaşlar. Yine bu bilgi de önemli. Buraya dikkat edelim. Özellikle bu Özellikle bu kısmı tekrar ederek öğrenelim. Sınavda çıkabilir. 10. sorumuza baktığımızda Orhan Bey zamanında nokta nokta adı verilen ilk düzenli ordu kurulmuştur denmiş bize. Hatırlayalım Orhan Bey döneminde Yaya ve Müsellem adında bir düzenli ordu kurulmuştu. Müsellem neydi arkadaşlar? Atlı asker demekti. Boşluk doldurma sorumlarımızda hepsini doldurduk. Hemen şöyle hızlı bir şekilde eleyelim. Bütün boşluk doldurmaları doldurduk arkadaşlar. Dediğim gibi buranın da bir ekran görüntüsünü alarak konuları tekrar etmiş olacaksınız ve okulda gelecek bütün boşluk doldurma sorularını yapacaksınız arkadaşlar. Sırada test sorularımız var. İlk sorumuza baktığımızda bize şöyle bir soru sormuş. Yukarıda verilen savaşlardan hangileri Anadolu'nun Türk yurdu haline gelmesinde etkili olmuştur demiş bize arkadaşlar. Buradaki sorumuza baktığımızda birinci öncülde bize Pasinler Savaşı'ndan söz etmiş. Pasinler Savaşı'nı hatırlayalım. 1048 yılında yapılıyordu ve kazanıyorduk. İkinci öncülümüzde Malazgirt Savaşı'nı görüyoruz. Tarihi 1071'di. Yine bu savaşımızda arkadaşlar Bizanslara karşı kazanıyorduk. Bir diğer savaşımız Mirokefalon Savaşı. Hatırlayalım 1176 yılında yapılan bir savaştı. Ve yine bu savaşta Türkiye Selçuk Devleti Bizans'ı yenilgiye uğratıyordu. Dolayısıyla yapılan bu savaşlarda Türkiye Selçuk Devleti Bizans yenilgiye uğrattıkça Anadolu Türk yurdu haline gelecekti. Buradaki sorumuzun cevabı eş olacak arkadaşlar. Evet sıradaki sorumuza baktığımızda aşağıdakilerden hangisi iskan politikasının amaçları arasında yer almaz denmiş bize. Hemen bir bakalım. Fethedilen yerleri Türkleştirmek ve İslamlaştırmak biliyorsunuz iskan siyasetin amaçları içerisindeydi. Eledik. Gayrimüslim halkın isyan etmesini engellemek. Biz buraya Türkleri, Müslümanları gönderdikçe orada gayrimüslimlerin çıkarabilecekleri isyan hareketlerini engelleyecektik. B şıkkını deledik. Konar göçer olanları yerleşik hayata geçirme amacımız da yine iskân siyaseti içerisinde yer alıyordu. D şıkkına baktığımızda fethedilen topraklarda gayrimüslimlere hoşgörülü davranmak denmiş bize arkadaşlar. Hatırlayalım. Bu iskân politikasının bir amacı değildi. İstimalet politikasının bir Amacıydı İsmailat bu yüzden uygulanıyordu. Dolayısıyla burada sorumuzun cevabı D şıkkı olacak. E şıkkında aralarında problem olan aileleri birbirlerinden uzaklaştırmak için de yine iskan siyaseti uygulanıyordu. Diğer sorumuza baktığımızda 1243 Köse Dağ Savaşı'ndan sonra Türkiye Selçuklu Devleti yıkılma sürecine girmiş, Anadolu'da ikinci beylikler dönemi başlamıştır demiş bize. Dolayısıyla ikinci beylikler arasında hangi beylik yer almaz demiş bize. Buradaki sorumuza baktığımızda Hamitoğulları, Candaroğulları, Menteşeoğulları ve Karamanoğulları arkadaşlar ikinci beylikler döneminde oluşturulmuş beyliklerdi. Ancak Artuklar hatırlayalım birinci beylikler döneminde ortaya çıkan beyliğimizdir. Diğer sorumuza baktığımızda Hristiyanların Müslümanlar üzerine düzenlediği seferlere haçlı seferleri denir denmiş bize. Aşağıdakilerden hangisi haçlı seferlerinin siyasi sonuçları arasında gösterilebilir denmiş bize. A şıkkına baktığımızda kiliseye duyulan güven azaldı denmiş. Arkadaşlar bu dini bir sonuç. B şıkkı katolik ve ortodoks çatışması arttı denmiş. Yine bu da dini bir sonuç. Krallıklar güç kazandı denmiş bize. Hatırlayın feodal beyler ölmüştü ve dolayısıyla güç kazanan e, taraf krallıklar olacaktı. Burada sorumuzun cevabı C şıkkı olacak. D şıkkına baktığımızda skolastik düşünce zayıfladı. Yine dini bir sonuçtu. E şıkkında Kudüs Müslümanların elinde kalmıştır. Yine dini bir sonuç arkadaşlar. Burada sorumuzun cevabı C şıkkı. Krallar güç kazanınca siyasi olarak ortaya yeni bir sonuç çıkmış olacaktı. Bir diğer sorumuza bakalım. Osmanlı Devleti'nin Balkanlar'da yenildiği ilk savaş aşağıdakilerden hangisidir denmiş bize. Direkt doğrudan bilgi sorusu arkadaşlar. Sırp Sındığı Savaşı biliyorsunuz ilk Osmanlı, ilk Osmanlı Haçlı Birliği Savaşı'ydı. Bu bilgiye dikkat edelim. Yine okullarda yapılan sınavlarda hocalarınız size sorabilir. Sırp Sındığı Savaşı ilk Osmanlı Haç Savaşı. Palekon'un savaşı da yine burada Balkanlarla yapılmış bir savaş değildi. Balkan devletleriyle yapılmış bir savaş değildi. Bizans'a yapılmış bir savaştı ve kazanıyorduk Orhan Bey döneminde. İkinci Çirmen Savaşı birinci Murat döneminde yapılmış bir savaştı. Balkanlarda yapılıyordu ve kazanıyorduk arkadaşlar. D şıkkındaki Varna Savaşı Balkanlarda yapılmış bir savaştı. Ancak yine biz bu savaşı kazanıyorduk arkadaşlar. E şıkkındaki Ploşnik Savaşı yani 1388 yılında 1. Murat döneminde Balkan devletlerine karşı yapılan bu savaşı Osmanlı Devleti arkadaşlar kaybediyordu. Dolayısıyla burada sorumuzun cevabı E olacak. Bir diğer sorumuz aşağıdakilerden hangisi Orhan Bey dönemindeki devlet teşkilatlanmasına dair atılan adımlardan biri değildir denmiş bize. Hatırlayalım Orhan Bey döneminde divan örgütü kuruluyordu. Düzenli ordu kuruluyordu. Vezirlik makamı oluşturuyordu arkadaşlar. Devlet yönetimini kolaylaştırmak için yine Orhan Bey döneminde ilk medresenin açıldığını biliyoruz. Ancak E şıkkında bulunan Yeniçeri Ocağı kuruldu. Bilgisi arkadaşlar 1. Murat dönemine aitti. Evet sırada ödüllü sorumuz var arkadaşlar. Size bu ders içerisinde birçok bilgiden söz ettim. Şimdi sıra sizde sınavda çıkabilecek bir bilgi de sen ekle ve özellikle Dinamo Soru Bankası'ndaki yazılıya hazırlık kısmını dediğim gibi çözmeyi unutmayalım arkadaşlar. Yazılı notları kısmından da konuları tekrar edip sınavınıza güzel bir şekilde hazırlanın ve sınav sonuçlarınızı ve ödüllü sorunun sonuçlarını arkadaşlar yorumlarda görmek istiyorum. Bugünlük bu kadar. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.